Merhaba ben Umut. Size Disney Channel'dan. Merhaba ben Umut. Size Disney Channel'dan sihirli haberler getirdim. Bildiğiniz gibi bu hafta Jessie 4 bölümle daha bizlerleydi. Eğer o bölümleri izlemediyseniz buradan sonrasında spoiler olduğunu biliyorsunuz. Sonunda Emma ve Caleb aşkın mutlu sona ulaştı. Aileler arasındaki düşmanlık bitti ve onlar da aşklarını özgürce yaşamaya başladılar. Artık her gün internetten konuşuyorlar. Tabi buraya gelene kadar bayağı zorluklar atlattılar. Mesela az kalsın koca bir cephaneyle birlikte havaya uçuyorlardı. Binadaki kötü ruh yüzünden Emma'nın ruhunun kötülük tarafına ele geçirilmesine ne diyorsunuz peki? Hem de bizim saf ve güzel Emma'cığımızın. Ama ben en çok kostümünün bozulmuş olmasına üzüldüm. Bence Emma da en çok buna üzülmüştür. Bertram'a yardım etme çabalarını takdir ediyorum. Elinden geleni deniyor sonuçta. Ama yani rap temalı bir yemek videosu mu? Her ne kadar büyük bir rap hayranı olsam da beni bile çekmedi. Üzgünüm. En sonunda Zuri ile birlikte cızırtı kardeşler olarak yemek yarışmasına katılmaya karar verdiler ve internet tarihinin en ilginç pizza yapımı videosunu çektiler. Her detayıyla gerçek bir başyapıttı bu video. Muhteşem Ravi'miz yine dünyayı kurtarma peşinde. Hem de bu sefer Einstein kostümüyle. Cadılar Bayramı'nda dünyayı ele geçirmeye gelen zorak ve kötü hayaletleri bilimle yok etmenin yolunu buldu Muhteşem Ravi'miz. Her zamanki gibi muhteşem bir şekilde araştırmasını yaptı ve hayaletlerin sırrını çözdü. Meğer her yüzyılda bir, iki insan kötü ruhlar tarafından ele geçirilip kod ustası ve kapı bekçisi yapılırmış ve bu ikisi sayesinde kapı açılarak zorak dünyaya gelir ve dünyayı ele geçirirmiş. Bilin bakalım bu iki insan kim? Sen ve ben. Hayır. Emma'nın zaten kapı bekçisi olduğunu az önce söylemiştim, pardon. Kod ustası ise tabii ki de Luke. Ravi, hayaletin bıraktığı iğrenç sıvıya bilimsel bir şeyler yaptı ve onu kötü ruhları, hayaletleri kovacak hale getirdi. Ardından da Jesse, Ravi ve Zuri hayalet avcıları gibi giyinip savaşa başladılar. Emma ve Luke'un üstüne bu sıvıyı sıktılar ve onları kurtardılar. Fakat onlar çoktan kapıyı açmıştı ve BOOM! Bayan Chesterfield zorak olmuştu. Büyük bir zevkle onun üstüne de bu sıvıyı sıkarak dünyayı kurtardılar. Vay be, ne maceraydı ama. Zuri ile duygusallık saatimiz başladı arkadaşlarım. Jesse çocuklar yüzünden babasıyla kavga ettikten sonra çocuklara çok sinirlendi ve işi bıraktığını söyledi. Bu habere çocuklar o kadar çok üzüldüler ki onun özür dileyip bütün hislerini ona söylediler. Meğer ne kadar çok seviyorlarmış Jesse'yi. Zuri ne mi söyledi? Elbette, sen dünyadaki en iyi çocuk bakıcısısın. Cadılar Bayramı'nda kim oyuncak ayısı gibi giyinir ki? Elbette Zuri. Tombul ayı olmuştu bu yıl. Ayrıca hayalet avcılar kostümlerini giydikleri sırada tombul ayı kostümünün şapkasını çıkarmamasına ise bayıldım. Patron Zuri'nin ticari zekasını konuşturmadığı bir an var mı? Elbette yok. Okula vermeleri gereken kermes parasını veremediler çünkü kekleri satamamışlardı. Ve bu yüzden de acilen para bulmaları gerekiyordu. Bunun için harika bir parti düzenlediler. Fakat insanlar partiye Zuri sayesinde geldi. Çünkü Zuri onlara Chase Logan'ın partilerine geleceğini söylemişti. İstediğim oldu ve Luke yine Texas'ta bir sürü çılgınlık yaptı. Düğün salonunun duvarını bir roketle yıktı. Jesse, Emma ve Caleb cephanelikte mahsur kalınca cephaneliğin kapısına bir roket fırlattı. Bu çocuk roketleri bayağı seviyor galiba. Zuri'nin yalanı yüzünden insanlara partide bir Chase Logan göstermek gerekiyordu. Ve bunun için de bir fırça ve bir şapka yeterli oldu. İşte karşınızda Chase Luke Logan. Kendine emin tavırları ve karizmatik halleriyle herkes onun Chase Logan olduğuna inanmıştı. Fakat kendini işe biraz fazla kaptırdı ve o muhteşem dans hareketleriyle insanları büyülerken şapka ve fırça bir anda kafasından uçtu ve her şey ortaya çıktı. Neyse en azından parayı topladılar, öyle değil mi? Bu arada Ravi'nin eğitimli güvercinleri sayesinde de partiye gelen gençlerin onlara saldırmasından kurtulmuş oldular. Jesse'nin hayallerini gerçekleştirmek için bu kadar ileriye gitmiş olması bence çok tatlıydı. Tatlı olan sensin. Teşekkür ederim. Jesse sonunda bir oyunda rol aldı. Başrol oyuncusunun yedeği olarak. Fakat başrol oyuncusu olan Susan Channing hiçbir oyunu kaçırmazdı. Bu yüzden Luke, Susan Channing'i kandırarak eve davet etti ve onu terastaki sandalyeye ayağından kelepçeledi. Ardından da terası üstüne kilitledi. Her ne kadar bu yüzden Jesse'nin oyundan kovulmasına sebep olmuş olsa da onu o sahnede o kostümlerle görmemizi sağladı. Ve bu yüzden Jesse bile ona kızamadı. Jesse çocukları defalarca uyarmış olmasına rağmen onlar Jesse'yi dinlemedi ve Jesse'nin babasıyla arasının daha da açılmasına sebep oldular. Jesse buna çok sinirlendi ve bu yüzden işi bırakmaya karar verdi. Bir an için inanın ben de çok korktum. Fakat asıl korkusunun, sorunun ne olduğunu anlayınca babasıyla konuşarak arasını düzeltti. Çocukları da affetti ve işine geri döndü. Herkes mutlu oldu yani.
Jesse babasıyla arasını düzeltti. Emma aşkına kavuştu. Darla hariç. Darla mutlu olmasın zaten. O hep darlansın. Aa, bu arada Cadılar Bayramı'nda yaşanan bütün o korkunç şeyler aslında Jesse'nin rüyasıymış. Cadılar Bayramı'nda çocukların topladığı bütün şekerleri yemiş ve bayılmış. Sonucunda da bu korkunç kabusu görmüş. Bu dizinin bu ters köşelerine bayılıyorum. Jesse yeni bir oyuna girecek mi? Emma ve Caleb hala birlikte mi? Hadi bana yazın. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.